3 Temmuz Pazar Bir Gün Gazetesi Hüseyin İrfan Fırat Yeni Asgari Ücret Üzerine Notlar Milyonlarca asgari ücretiyle yakınlarını ilgilendiren ve merakla beklenen artış önceki gün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı tarafından bizzat açıklandı. Sonuçta bizler için pek de sürpriz olmayan ama milyonları hayal kırıklığına uğratan bir artış rakamı çıktı ortaya. Asgari ücret %29.3 artışla yıl sonuna kadar çalışanlara 5500 lira net olarak ödenecek. Asgari ücret açıklaması ve diğer bazı detaylarsa şunlardı. Geçmiş yıllarda yılda iki kez belirlenen asgari ücretin 6 yıllık bir aradan sonra yeniden enflasyon sebebiyle yılda ikinci kez belirlenmesi zorunlu hale geldi. Böylece bir anlamda bol enflasyon rakamlı yıllara geri dönüş teyit oldu tüm ülkeye saat 16'da açıklanacağı bildirilen asgari ücretin açıklanması saat 17'yi buldu. Yani asgari ücret bir saat gecikmeyle açıklandı. Bu da heyecanı artırmaya yönelik taktiksel bir davranış mı yorumlarına yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ilk sözü işverenlerin temsilcisi TİSK Başkanlığı'na verdi. Bu durum ilk sözün niye işçi temsilcisine değil de işveren temsilcisine verildiği ve patronların burada da kullandığı yorumladığına yol açtı. İşçi ve işveren temsilcilerinden sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net ücreti telaffuz ettikten sonra artışın %25 olduğunu belirtti. Ancak daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uyarısıyla artışın %25 değil %30 olduğunu ve Bakanlar Kurulu'nda %25 artışın tartışıldığını bu nedenle kendisinin de sehven yanlışlıkla %25 dediğini söyledi. Bu da Cumhurbaşkanlığı'nın aslında ayağının tozuyla geldiği İspanya'dan konuya çok daha hakim olmadığı şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askeri ücreti açıkladıktan sonra Türk İş Başkanı Atalay'a mutabık mıyız sorusunu yöneltti. Soruyu sorduğu Atalay'a dönen Erdoğan gırtlağımızı sıkmasınlar sorusunu yöneltirken Atalay ise olur mu öyle şey diye karşılık verdi. Bu da yakın bir zamana kadar asgari ücret artışına yönelik beklentisi dahi olmayan Türk İş ve Atalay'ın kendi üyelerinden ve kamuoyundan alacağı tepkinin endişesini taşıdığını ortaya koydu. Hükümet bu arada asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Çünkü tespit edilen asgari ücret takip eden ayın başından itibaren uygulanmaya konulurdu. Ancak ücreti sırf Cumhurbaşkanı açıklasın diye açıklama 1 Temmuz'a sarktı. Ve bu durumda yeni asgari ücretin uygulanması Ağustos ayına sarkmasın diye yönetmenlikte aşağıdaki değişiklik yapıldı. Madde 11. Komisyonca belirlenen ücretler resmi gazetede yayınlanır ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Sonuç itibariyle tıpkı emekliler gibi asgari ücretliler açısından da ortaya hayal kırıklığı yaratan bir asgari ücret çıktı genel ortalamayı aldığınızda aslında yıl bazında asgari ücretlinin kullanabileceği ücret 5500 lira dahi değil. 4877 lira. Bu da bizi çok şaşırtmıyor. Hükümet belli ki emekliyi ve asgari ücretliyi göz ardı ederek bu yıl erken seçim hazırlığında değil. Milyonları ilgilendiren kozlarını önümüzdeki yıla saklıyor. 3 Temmuz Pazar Bir Gün Gazetesi Hüseyin İrfan Fırat Yeni askeri ücret üzerine notlar